Tiyatro ha bütün bunlar? Bir tiyatro öyle mi? Ölüm kusan o helikopterler tiyatro, o uçaklar tiyatro, Boğaz Köprüsü sahne, ateş eden tank tiyatro, vatanın öz evlatları tiyatrocu, sıkılan binlerce mermi senaryo. Öyle mi? Bu mu tiyatro? 208 şehit mi oyuncu? Yoksa bu mu? Yani ben de bir babayım, orada oğlum var ve gerekirse gidip otomaların önüne yatacağız. Başka yolu yok yani, çocuklarımızı koruyacağız ve istedikleri nedir yani? Bir farkı koruyor bu çocuklar. Bu şiddet neyin şiddeti yani, neyin intikamı alınıyor? Hadi yatsana tankın önüne de. Yok öyle ucuz kahramanlık yapmak. Yok öyle terörist darbeden bir hafta önce vatandan kaçmak. Yatsana tankın önüne de. İster oğlun var diye yat, ister vatanın var diye. Yok öyle ucuz kahramanlık yapmak, sıvışmak. Tiyatro ha bütün bunlar. Bu mu tiyatro? Yoksa bu mu? Tabii tabii, darbeye en çok sen karşısın. Neyin tiyatro olduğunu zaten en iyi sen bilirsin. Çünkü sen olmasan demokrasi olmaz. O dozerler değil, bu dozerler kurtardı vatanı, farkında mısın? Cepheye akın akın nefer taşıyan bu kamyonlar kurtardı vatanı. Senin ucuz tiyatron değil, verebileceği en büyük servetini, yani canını seve seve veren bu vatanın 208 şehidi, binlerce gazisi kurtardı Alsancağı. Tiyatro ha bütün bunlar? Bu mu tiyatro? Yoksa bu mu? Sensin değil mi demokrasinin Yılmaz Bekçisi? Bu yüzden konuşuyorsun değil mi şimdi sindiğin köşenden? Bütün bunlar tiyatro efendim. Ne darbesi? Ortada darbe marbe yok. O uçaklar uyandırmadı bebekleri uykularından o gece. O tanklar ateşlenmedi. O kurşunlar sıkılmadı diyebiliyorsun. Zaten her şeyin en iyisini sen biliyorsun. Tiyatro ha bütün bunlar? Bu mu tiyatro? Omuzda değil, kalpte taşınır rütbeler. Ama sana kalırsa rütbesini kalbinde taşıyan Ömer Halis Demir, sırf tiyatro oynamak için attı o ilk kurşunu düşmana. Sırf senaryo gereği öldürdü sözde general, darbeci Semih Terzi denen teröristi. Ve senaryo gereği içti şehadet şerbetini. Ağız sıkıyor. Geç geç geç. Özel harekatçı ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç da sırf tiyatro oynamak için oradaydılar değil mi? Başka dertleri yoktu. Sevda Güngör de öyle. Niyeti tiyatro olmasaydı eğer, iki yavrusunu ardında bırakıp niye can verirdi ki F-16'dan atılan o bombanın alevinde? Ve Uhud. Uhud Işık. Bir insanın isminin yanına şehitlik rütbesi bu kadar mı yakışır? Ama yok. O da tiyatro oynuyordu. Hatta en genç oyuncusuydu tiyatronun. Yoksa daha 17 yaşında bir çocuğun ne işi olabilirdi ki sokaklarda, tankların karşısında? Mehmet Çetin'e ne demeli peki? Cumhurbaşkanını ve başkomutanını korumak için can vermek olsa olsa bir tiyatronun sahnesi olurdu, değil mi? Sana kalsa Mustafa Cambaz da oyuncuydu o tiyatroda. Öyle ya, bak bak gazeteci de öldürüyor bu darbeciler dememiz lazımdı. O da şehit olmalıydı. Ve Mete Sertbaş. Onun da sahneye koyduğu oyunculuk çok sıra dışıydı. Erol Olçak'ın şehadeti de tiyatroydu. Öyle ya. Üstelik tiyatro daha çok izlensin diye ayağına taş değse kıyamadığı 16 yaşındaki oğlu Tayyip'i de götürmüştü yanında cennet bahçesine. Baba oğul sırf tiyatro oynamışlardı sokakta tankın önünde. Halil Kantarcı'ya ne demeli peki? 28 Şubat'ta sahnelenen o ilk tiyatronun da en önemli oyuncusuydu o sana kalırsa. 15 yaşında yargılanmış, idam cezası almış, senelerce hapis yatmış, İşkence görmüştü. Öyle ya, iyi tiyatrocuydu.
Hapisten çıkınca mağduru oynayabilsin diye başka davalarla yargılatmıştı kendini. 3 evladı vardı Halil Kantarcı'nın. Pırıl pırıl. Biri daha bebek. Tankların önünde verdi canını. Sana kalsa tam Oscar adayı. Tabii tiyatro bütün bunlar. Yoksa kendisi profesör, kardeşi cumhurbaşkanının baş danışmanı biri neden çıksın ki sokağa tankın karşısına? Tiyatro olmasa bütün bunlar neden? Arkadaşlar biz korkarsak herkes korkar, ben gidiyorum desin ki. Neden yürüsün ki şehitliğe bile bile? Şimdi burnu aka aka ağlayan terörist öyle diyor ya, tiyatro diyor ya bütün bunlara. Dün ağaç için ayaklananlar da katılıyorlar ya o koroya. Tiyatroymuş ya bütün bunlar. Tabii tabii doğru. Bütün bunlar tiyatro. Türkiye'de sahne.